programımız hız kesmeden devam ediyor. İş ve başarı hikayelerini siz değerli izleyicilerimiz için ekranlarınıza getirmeye devam ediyoruz. Manisa, Soma'da bölgede zeytincilik denince akla gelen ilk isimlerden birinin yanındayız efendim. Ali Rıza Büyükkarcı yanımızda. Şimdi öncelikle ben biraz sizleri tanımak istiyorum efendim. Kaçıncı nesil zeytincilikle uğraşıyorsunuz? Bunu dinleyelim. İkinci nesiliz. 2000 yılından beri zeytinle uğraşıyoruz. 2000 yılında çalışmalara başladık. 2004 yılında zeytinden önce diktik fidanlarımızı. 5-6 senedir de hasat yapıyoruz. Şimdi zeytin deyince tabii zeytinin her şeyinden yararlanabiliyoruz. Evet. Özellikle şimdi zeytinyağı deyince gençlerimiz yıllarda az önce de söyledim aslında. Uluslararası yarışmalarda gerçekten bizleri temsil ettiniz ve orada dereceler, ödüller aldınız. Evet. Ben biraz bunlardan bahsetmek istiyorum. 2019 yılında katıldık ilk olarak. Arjantin'de altın madalya, Londra'da bronz madalya aldık. 2020 yılında 5 ülkede katıldık. 4 ülkede altın madalya, 1 ülkede bronz madalya aldık yine. İnşallah bu sene yine katılacağız. 2020 yılında da dünyanın en kaliteli zeytinyağları listesine girdik. Bizler nasıl anlayabiliriz gerçekten zeytinyağının kaliteli olduğunu? Zeytinyağının kaliteli olduğunu kokusundan ve tadından anlayabiliriz. Zeytinyağı, kaliteli zeytinyağının kokusu taze biçilmiş çimen kokusu, taze domates kokusudadır. Tadı da hafif acımtısı ve yakıcılığı olması gerekmektedir. Peki şunu sormak istiyorum. Kaliteli zeytinyağı elde edebilmek adına izlediğiniz yol nedir efendim? Kaliteli zeytinyağı, zeytinleri elle topluyoruz. Ve günlük bekletmeden fabrikaya götürüp aynı gün sıkmaya gayret ediyoruz. Burada fabrikadaki makinelerin çok temiz olması gerekmektedir. Erken hasat, soğuk sıkım dediğimiz zeytinyağını 22-23 derecede sıkıyoruz, elde ediyoruz. Daha sonra bunu krom tanklarda 18-22 derece oda sıcaklığında saklıyoruz. Peki eskiden bunları nasıl muhafaza ediyorlarmış? Daha önceki yıllarda toprak kaplarda, yine karanlık yerlerde korunuyordu zeytinyağlar ve defasetini, özelliğini bozmuyordu. Şu an ben biraz aslında ileriye dönük planlarımızdan, ileriye yönelik büyüme yolundaki adımlarımızdan bahsetmek istiyorum. Şimdi Soma biraz zeytinyağı deyince aklımıza hep şey gelir ya, işte Balıkesir, işte Çanakkale, Ayvalık deyince evet. Nevi zeytin evet. Gelir ama baktığımız zaman gerçekten çok kaliteli zeytinyağları burada da üretiliyor. Evet. Bu yüzden zaten sizleri ziyaret ettik. Büyüme yolunda atacağınız bazı adımlar var. Biz kamera açılmadan önce de biraz sohbet ettik ama ben tekrar izleyicilerimiz için almak istiyorum efendim. İleriki hedeflerimiz kendi markamızla hem kendi firmamızı hem ülkemizi dünyaya tanıtmak. Hedefimiz ihracat yapmak. Bu arada bizim bu Soma bölgesinin zeytin ve zeytinyağının aromasının ve kalitesinin çok farklı olduğunu düşünüyoruz. Akhisar'dan Soma'ya gelirken Bakır kasabasından, Soma'dan Bergama istikametine giderken Cinge, Taştepe bölgesine kadar bu bölgedeki Bakır çayhançasındaki zeytinlerin bu bölgede maden yatakları olduğu için topraktaki leonardit katman tabakasından dolayı ve toprağın yapısından dolayı zeytinyağının aromasının ve kalitesinin çok farklı olduğunu düşünüyoruz. İnşallah bunu da coğrafi işareti bu bölgeye kazandırarak ispatlamış olacağız. Hedefimiz de yurt dışına kendi markamızda ihracat yapmak. Bu anlamda gerçekten verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ben. Çok değerli bir insansınız. Sağ olun. Gerçekten işçilik anlamında verdiğiniz emeklerden ve geçmiş yıllarda ülkemizi güzel bir şekilde temsil ettiğinizi anlıyorum. Ben de size teşekkür ediyorum efendim.